Motorları temizledik. Kabloları çıkardık. Motorlarımız yeni kablolarla lehimlenmeye hazır. Bunun için 18'lik kablo seçtik. Bu kablo yapılan iş için yeterli olacaktır. Ne kadar kabloya ihtiyaç duyduğumuzu anlayabilmek için kabloyu buradaki deliklerden geçiriyorum. Kablo motor kumandasına ulaşmalı. O yüzden motor kumandasının yeri burası olmalı ve şu şekilde durması gerekiyor. Bu yüzden Kablonun bu tarafta çok da uzun olmasına gerek yok. Bu tarafta ise biraz daha uzun olması lazım. İhtiyacımız olan kablo uzunluğu aşağı yukarı bu kadar. Daha önce kullandığımız kablolardan biraz daha uzun. Bunlar küçük boyutta ve yönlendirmesi kolay kablolar. Bakır oldukları için iletkenlikleri gayet iyi. O yüzden yaptığımız iş için gayet uygunlar. Kabloyu şu şekilde büküyorum. Bu sayede kabloyu motor bağlantı noktasına tutturabileceğim. 60'a 40'lık reçine bazlı lehim teli kullanacağım. Çünkü bu lehim teli diğerlerine göre daha iyi yapışkanlığa sahip. İşte böyle. Bu işlemi yaparken lehimin bakırı tamamen kapladığına emin olun. Bunu yapmanın en iyi yolu bakırı ısıtmaktır. Bu sayede lehim bakırın üstüne yayılır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şuradaki kablo biraz yerinden oynadı ama sorun değil hallettim. Gördüğünüz gibi kablo saç kurutma makinesi motoruyla temas halinde. Kablo bağını motora en yakın yerden büküp öteki taraftaki delikten çıkarın. Bu kablo bağları olması gerekenden biraz daha uzun. Ben uzun kablo bağı tercih ediyorum. Böylece onu başka işler için de kullanabiliyorum. Tabii siz daha kısa ve ucuz olanları tercih edebilirsiniz. Dipteki küçük çıkıntıları kesmeyi unutmayın. Evet, sanırım oldu. İyi hizalandığından emin olmalıyım. Yerine tam oturmamış görünüyor. Bu gibi durumlarda kablo bağını biraz gevşetmek gerekebilir. Bu tip şeyler uğraştırıcı olabiliyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Biraz gevşetelim. Burada önemli olan nokta kablo bağının motoru tam olarak kavraması. Gayet iyi görünüyor. Buradaki iki parçayı daha sonra törpülememiz gerekebilir. Bu parça oldukça sert. O yüzden koparması biraz zor olabilir. Evet, işte oldu. Bu parçayı ayar sacı olarak kullanacağım. Umarım büyük gelmez. Biraz büyük sanırım ama sorun olmaz diye düşünüyorum. Evet, tüm bunları hallettikten sonra tekerleğin rahatça dönüp dönmediğini kontrol edelim. Her şey yolunda görünüyor. Biraz yükü de kaldırabilecek durumda. O halde şu fazlalıkları da keselim. Biraz daha sıkalım. Sıra diğer tarafta. Şu motoru da takalım. Ve işte oldu. İki motoru da monte etmiş olduk.